Yedigöl nerede? Nurettin Yedigöl 70'li yıllarda üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Öğrenciliği dönemi ve sonrasında Sosyalist Gençlik Hareketi'nin içinde yer aldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul İdaaltepe'de bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. Dönemin ünlü işkence merkezi Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tayyar Sever yönetimindeki 1. Şubede Honduras'ta işkence eğitimi alan K grubu tarafından sorgulandı. İfade vermeye reddettiği için Mete Altan'ın başında bulunduğu işkence timinin en ağır işkencelerine maruz kaldı. En son şubede sorgulanan diğer arkadaşları tarafından görüldüğünde kanlar içerisindeydi. Konuşamıyordu, bilinci yerinde değildi. O günden sonra Nurettin'i gören olmadı. İsmail Yedigöl İstanbul Sükret Komutanlığı'na yazdığı dilekçede oğluma işkence yapılmıştır. Onu son görenler komada olduğunu söylemektedir. Oğlumun hayatından resmi makamlardaki suskunluk nedeniyle endişelenmekteyim dedi. Tüm mercilere başvuran İsmail Yedigöl Kenan Evren'e kadar ulaştı. Ancak resmi makamların suskunluğu devam etti. Başvurulara Nurettin'in hiç gözaltına alınmadığı cevabı verildi. Gayrettepe siyasi şubede kaybedilen Nurettin Yedigöl'ün akıbetini açığa çıkarmak, bilinen faillerini yargılamak adli makamların sorumluluğundadır. Kaç yıl geçerse geçsin Nurettin Yedigöl için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. 43 yılda ilk 98'e kadar İsmail Yedigöl babam mücadelesini yaptı. Başkumadığımız yer kalmadı. 98'den sonra da ben de kardeşlerim elimizden geldiğince abimi aramaya çalıştık. Artık ümidimiz yok. Sadece beklentimiz şu. Ya bir mezarımız olsun ve anneme söz vermiştim. Kemiklerini mezarına getireceğim. Kemikleriyle beraber uyuyacaksın. Sen rahat uyu. Babam ve annem rahat uyusun diye. Ama maalesef ki bu hükümette artık beklentimiz kalmadı. Bu ülkede beklentimiz kalmadı. Çünkü bizi yalnız bıraktılar ve velileri tanıkları olduğu halde biz abimin mezarını ve abimin öldürdüklerini kabul etmediler. 43 yıldır biz aile ve Cumartesi Aileleri İnsan Hakları Derneği ve sizler bu mücadelenin peşinde ve arkadaşları bırakmadı ve bırakmayacağız da. Karanfillerimizi kayıplarımız için Galatasaray'a bu bariyerler bu devletin utancıdır, utancı. Utancını buradan mı saklıyorsun?